Merhabalar. Bugün size dahiliyenin bir başka önemli rahatsızlığı olan şeker hastalığı hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bu rahatsızlık özellikle son yüzyılın ilerleyen döneminde insanların refah düzeyinin artmasıyla birlikte kiloların da yükselmesi neticesi insan hayatında önemli bir yer tutmaya başladı. Neredeyse gelişmiş Avrupa ve Amerikan toplumunda %10'lara ulaşan bir sıklıkla bu hastalıkla uğraşmaya başladık. Türk toplumunda da giderek artan miktarda kilo fazlalığı ve şeker hastalığı sıklığına rastlamaya başladık. Bunun sonucunda bu hastalık giderek hayatımızda çok önemli yerlere gelmeye başladı. Şeker hastalığının tanımsal olarak açlık şekerinin özellikle bu gece 12'den sonra sabaha en azından 8 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. 8 saatlik açlık süresi sonunda açlık şekerinin 125 ve üzerinde ölçülmesine, daha doğrusu 125'in üzerinde ölçülmesine diyebiliriz. Fakat 126 şeker hastalığı, 124 şeker hastalığı değildir diye bir numaralandırmaya girmeye gerek yok. 100'ün üzerinde ise risk grubuna girmeye başlarsınız. O yüzden 100 ile 125 arasında ölçüldüyse mutlaka bu konuda bir dahiliye uzmanı ile görüşmenizde fayda vardır. Peki bu hastalık genel olarak hani nasıl sınıflandırılabilir? Bu bir genç yaşlarda rastlanan insülin yokluğu ile karakterize ve genellikle zaten koma ile başlar bu hastalık. Çünkü insülin adaşık hücrelerinin tahribi sonucunda bir anda üretimi kısa bir süre içerisinde, bu aylar veya 1-2 yıl içerisinde sıfırlanır ve buna bağlı olarak kişi çok yüksek 300-500 bin lira yakın şeker değeriyle hastanelik olur, bir nevi acillik olur ve bunlar mecburen günde 3-4 defa en azından insülin kullanması gereken hasta grubudur. Ki standart olarak 3 defa kısa, 1 defa da uzun etkili insülin kullanırız bunlarda. Başka bir alternatif yöntemi yoktur. Bunun haricinde bir de ileri yaşlarda ortaya çıkan şeker hastalığı var. Bunlar şu an için önemi şundan kaynaklanmakta. Eğer bir toplumda şeker hastalığı ne kadar fazlalaşmaya başlarsa damar hastalıkları da o kadar yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle tansiyonla birbirlerini çok sevdikleri için ve yanında kolesterol yüksekliği de çoğu zaman eşlik ettiği için, ki sadece kolesterol değil, önce trigliserit yükselir. Bu bizim yakıt olarak kullandığımız yağ çeşididir. Aynı zamanda kolesterol değerlerini de yükseltir. Sonuçta bunların mahşerin üç atlısı kol kola bizim damarlarımızı yıpratmaya başlar. Bu durumda artan damar hastalıklarıyla sonuçta daha erken, yani diyelim ki 60 yaşında damar hastalığı olacaksa veya kalp hastalığıyla uğraşacaksanız bu 50'li hatta 40'lı yaşlara kadar inebilmektedir. Bundan dolayı şeker hastalığı hayatımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak bu ileri yaş şekerinin hemen hemen hastaların yarıdan fazlasının kilo fazlalığı mevcuttur. Bu da kilo eşittir şeker şeklinde bir algı yaratması gerekiyor. Özellikle masa başı çalışıyorsanız ve yanlış besleniyorsanız, ki bu yanlış beslenmeden kastımız mesela hani sulu yemek ya da protein ağırlıklı diyetten çok özellikle karbonhidrata dayalı, yağa dayalı, dışarıdan hazır beslenme tarzında şeyler yiyip içiyorsanız, sedanter dediğimiz yani spor yapmadan sürekli bütün gün sakin bir hayat sürüyorsanız giderek 40'lı yaşlardan itibaren özellikle kilolar artmaya başlıyor. Hanımlarda bu gebelikler ve doğumlarla ortalama 3'er 5'er kilo şeklinde seyrediyor. Erkeklerde de yavaş yavaş ilerleyen yaşlarda hareketin azalmasıyla birlikte her yaklaşık 10 yılda bir 3-5 kilo kadar biz vücut ağırlığımızı arttırıyoruz. Bu da sonuçta bizim özellikle 40'lı yaşlardan itibaren insülin direnci ilk önce ortaya çıkması neden oluyor. Arkasından da yaklaşık bir bu kişinin genetik yatkınlığına göre kimisi için hani bu 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, kimisinde sadece insülin direnci olarak da kalabilir ama sonuçta bizi bir şekilde şeker hastalığına yaklaştırıyor. Dolayısıyla bu hastalıktan uzak kalmak için öncelikle kilodan uzak kalmak gerekir. Bir 60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan yaşlı tip insülin direnci dediğimiz bir olay vardır. Genellikle bu yaştan sonra ortaya çıkan insülin direncinde ya bir ilaç kullanırsınız ki çoğunlukla bu hastalıklar ilerlemez, direnç şeklinde kalır ve insülinle hiç tanışmazlar. Ama 40'lı yaşlarda ortaya çıkan şeker hastalığında bu 50'li yaşlarda sizin birkaç ilaç ve 60'lı yaşlara doğru da damar hastalıkları ve aynı zamanda insülinle tanışmanıza sebep olacaktır. Dolayısıyla şeker hastalığından uzak kalmak için orta yaş grubundaki özellikle önleminizi almanız, koruyucu hekimlik açısından da kendinizi sağlam almanızı sağlayacaktır. Şeker ölçümleri artık günümüzde çok kolaylaştı. Yıllık en azından hani 40'lı yaş grubundaysanız mutlaka şekeriniz zaten ölçülmüştür. Eğer ki imkanınız yoksa
aile içerisinde şeker hastası olan yakınlarınızdan bu konuda cihazlarını kullanabilirsiniz. Eğer şekeriniz 100'den yüksek çıkıyorsa mutlaka bu konuda bizimle görüşmenizi de tavsiye ederiz. Şimdi bu konuda söyleyeceklerimiz bu kadar. Sağlıklı günler dilerim.